Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Size bugün yine bir tane kumaşçıyı gezdireceğim. Bu Sefaköy'de, yine Küçükçekmece. Benim eski bir kumaşçım. Burada envai çeşit kumaşlar var. Buraya yakın olanlar gelebilirler. Küçükçekmece, Sefaköy mahallesi. Adresini yine yazacağım videomun altına. Telefonun ve adresini yazacağım. Size şöyle gezdirmek istiyorum. Çok güzel kumaşlar var. Fiyatları da gayet uygun. Kadife pul payetler var. Şıkır şıkırlar. Böyle. Hepsi de çok güzel. Böyle simli kadife baskılılar var. Şöyle göstereyim. Şöyle kışlıklar var. Burada çok çeşit kumaş var. Bayağı da büyük bir kumaşçı. Piliseli kadifeler var. Satenler, abrahamlar, şifonlar, çamaşırlık satenler, krep satenler ve normal krep elbiselik kumaşlar var. Dantelliler var. Şöyle kaplama dantelli baskılar var. Bu baskı değil tabii, bunlar kaplama, normal dantel şeklinde. Brokarlar var. Şu brokar arkadaşlar. Brokarlar var. Rengarenk, çeşit çeşit. Gördüğünüz gibi hepsi de çok güzel, kaliteli kumaşlar. Şöyle gidiyor danteller, her renk ve çeşit şu şekilde. Böyle danteller, üç boyutlular, pullu danteller, şu şekilde renkli var, şu tarz danteller var, burada böyle, her dantele göre saten burada bulmanız mümkün. Şöyle normal astarlıklar var, ipek astar bunlar, biliyorsunuz. Elbise altına bu kullanılır arkadaş, bu, ya da elbise altına astarsız olmaz, elbise astarsız asla olmaz. Ya da çamaşırlık saten, yani yumuşak olacak, yumuşak. Hışırdamayacak elbisenin altında o astar. Ve çiften olacak. Kesinlikle çiften alacaksınız. Çiften takacaksınız. Elbiselere astar konulma sebebi iç göstermesi değildir. Bunu bir kere kesinlikle bilin. Kumaşı, elbiseyi üzerinizde tok tutması için konulur astar. Geniş geniş olsun da rahat olsun. Böyle böyle çok güzel danteller var burada. Üç boyutlu danteller var. İnceli danteller var. Vallahi dantel çeşidi çok fazla. Maşallah. Üç gün çeksem bitmez benim bu çeşitleri. Böyleleri var. Pul işlemeli falan, boncuk işlemeli. Çok güzel bunlar. Kenar suyu var. Bakın. Şu kenar suları çok önemli. Bir de mesela aldığın elbiseyi diktireceğiniz zaman ya da kendiniz dikeceğiniz zaman şu kenar suyu şuradan çıkabiliyorsa eğer, mesela bu buradan veya buradan da çıkar. Çıkabiliyorsa bunu çıkarıp elbisenin istediğiniz yerine uygulayabilirsiniz. Bazıları buradan çıkabilecek gibi değil. Bütün oluyor ve kenarı çıkmıyor. Örnek şunu gösterebilirim. Bu bütün. Bunu buradan çıkartmak biraz zor. Yani dilim şeklinde. Dilim şeklinde. Bakın üç boyutlu. Bunlar çok tatlı ya. Ben bunları çok seviyorum. Gerçekten çok güzeller. Çok da cici duruyor elbiselerde. Her şeyde de kullanılıyor. Böyle normal kumaşlar da var. Normal çizgili pantolonluk, eteklik, keten tarzı böyle gibi, saten, sert satenler, yumuşak satenler, böyle danteller, pullu danteller var bakın. Şu şekilde yavaş yavaş çekeyim de biraz görün çünkü. Telefonu çok fazla kıpırdatınca birazcık belli olmuyor. Kumaşlar. Şurada böyle
Daha kalın krep gibi bir şeyler bunlar. Ya çok çeşit var. O kadar çok çeşit var ki maşallah dükkan çok güzel. Burada her şey var. Şöyle kadifeler var. Çok güzel kadifeler var. Gördüğünüz gibi likralı kadife arkadaşlar. Bunlar elbiselik işte. Her kadifeden elbise olmaz. Organizasyon kadifeleri farklıdır mesela. Onlardan asla elbise olmaz. Sadece organizasyon işlerinde kullanılır onlar. Böyle şunlar var. Hırkalık, kabanlık artık ne şekilde yapmayı bilebiliyorsa kişiler. Böyle gördüğünüz gibi şöyle 3 tane koridor var. Çeşit çeşit pullu kumaşlar var. Bakın burada şeyler de var. Çok güzelmiş. Koltuk örtüsü. Ay ne kadar tatlı. Hatta alt kat var. Ama ben şu an bu tarafa inmeyeceğim. Orada galiba biraz dikilmiş elbise gibi bir şeyler var. Çok güzel. Böyle burası da var. Birkaç merdiven şöyle iniyorsunuz. Bayağı büyük bir dükkan yani. Şöyle bir şey var. Tül tarzında bir şey. Tabii herkes işte kendine göre bir şeyler dikiyor sonuçta yani. Burada tüller var. Kristal tüller falan var. Çeşit çeşit renkleri var. Lazım olana. Mesela insanlar YouTube'dan böyle işte çevresinde ne var ne yok araştırabiliyor. Siz de o anda belki inşallah bu videodan faydalanıp buraya gelebilirsiniz. Olabilir insanlık hali. Yakınınızdaki bazı şeyleri insan bazen bilmeyebiliyor. Haritalardan bana da çok fazla geliyor müşterilerim. Bana en çok haritalardan ve internetten benim en çok müşterim zaten. O yüzden ben de böyle bir şeye kalkıştım. Çünkü herkese faydalı olabilmek istedim. Burada bolca şifon var arkadaşlar. Bakın. Bunlar janjanlı şifonlar. Bir sürü de rengi var. Bir sürü yani. Bakın bir sürü. İstemediğiniz kadar renk var. Çeşit. Çeşit çok bu dükkanda. Pek çok kumaşı bulabilirsiniz burada. Bu tarafın hepsi janjanlı şifon. Bakın şifon kaliteler, yani şifonlar çok kalite zaten. Satenler gibi bir sürü kalitesi var. Bu tarafta da multi şifonlar var. Şunlar da multi şifonlar. Multi şifonlar. Onlar da çok güzel oluyor. Onların da tabii ne diktiğinize bağlı yani. Ne dikip nerede kullandığınıza bağlı biliyor musunuz? Aslında kumaşları nerede kullandığınıza bağlı. Nerede kullanırsanız kullanın, kumaşı doğru yerde kullanırsanız eğer her kumaştan muhteşem bir netice alırsınız yani. Aslında gerçek olan budur. Doğru yerde kullanmak çok önemli. Bakın kışlık kumaşlar var, çok güzel. Hırka olur bunlardan. Şöyle bebek nevresimleri için falan kumaşlar var, pamuklu. Çok güzelmiş bunlar da. Kapitoneler var. Bakın. Çok güzel kapitoneler var. Mont içine bunlar. Ben mont kaban da dikiyorum bazen öyle. Onu genelde dışarıya çok dikmiyorum da çok hatırlı bazı müşterilerim için yapıyorum. Eşime falan evdekileri kendime falan çok yapıyorum öyle mont tarzı şeyleri. Böyle içine koyabilirsiniz. Ben böyle şeyler pek sevmiyorum da montumun içinde. Mont tarzı giymiyorum zaten kapalı olduğum için. Bakın çok tatlılar ya. Ay bibişlerin. Çok güzel desenler var. Gene tüller var. Kristal tüller var. Bakın her çeşidi var ne güzel. İstediğiniz rengi gelin, arayın, bulun. Harika bir dükkan burası. Bir sürü şey var yani. İstemediğiniz kadar çeşit, çeşit, çeşit. Fermuarlar var, dantel kenarları var üst tarafta. Onlara da bakarsınız. Bakın böyle çok güzel kışlıklar var yine. Bunlardan her şey olur biliyorsunuz zaten. Her şey olabilir. Nerede ne yapacağınıza bağlı. Bunlar da yine kaşe. Bakın rengarenk kaşeler var. Kabanlık. Harika. Rengarenk. Rengarenk, rengarenk. Çok güzel kalın kumaşlar var. Harika şeyler var. Kazaya. Şu çok giden bir desen biliyor musunuz? Şu da öyle.
Bunun da çok tatlıymış rengi filan. İşte böyle arkadaşlar. Şimdilik burası da bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sürekli yeni videolardan haberiniz olsun. Lütfen beğeni yaparsanız çok sevinirim, memnun olurum. Bakın bu da çok güzelmiş. İnce fitilli bir kadife. Bu da elbise falan olur. Çok tatlı olur. Çocuklara jile olur. Her şey olur işte. Yapabilmek önemli olan. Ve doğru kumaşı doğru yerde kullanmak dediğim gibi çok önemli. Lütfen sormak istediğiniz bir şeyler olursa sorun. Ben size seve seve cevap veririm. Detay da veririm. Gitmemi göstermemi istediğiniz bir yer olursa onu da söyleyin. Oralara da gider çekerim. Böyle kumaşçı kumaşçı, pazar pazar, çarşı çarşı gezeceğiz. Aksesuarcıları da gezeceğiz. Size dikişle ilgili, arada da böyle farklı gezilerle ilgili işte dışarılarda bazen tatile gittiğimde de belki size çekimler yaparım farklı yerlerden, bölgelerden. Gezdiğim her yeri sizlerle de paylaşacağım mümkün mertebe. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.